Bir pastacı bir düzine muffin yapmak için 8 bardak un kullanıyor. Muffin'i tabi bilmeyenleriniz olabilir. Muffin bir kek, ufak, yumruk büyüklüğünde bir kek. Tabloyu soruda verilen orana göre tamamlayın. Evet, pastacımız her bir düzine muffin için 8 bardak una ihtiyaç duyuyormuş. Her bir düzine için 8 bardak un. Peki bana iki düzine muffin için kaç bardak una ihtiyacı olacağını söyleyebilir misiniz? Her zamanki gibi videoyu duraklatın ve sorunun cevabını kendi başınıza bir deneyin. Düzine sayısı 2 katına çıktıysa, ihtiyaç duyulan, ihtiyacı olan un da 2 katına çıkacak, öyle değil mi? O halde 2 düzine muffin için 8 çarpı 2 yani 16 bardak una ihtiyacı olacak. Düzine sayısı 3 katına çıkınca da pastacıya 8 çarpı 3 yani 24 bardak un gerekecek. Burada da tablodaki x, y koordinatlarını aşağıdaki koordinat düzleminde işaretleyin demişler. Bir düzine 8 bardak, iki düzine 16 bardak ve üç düzine 24 bardak. Hadi bakalım. Yatay eksende düzine sayısı, dikey eksende de kaç bardak un gerektiği var. Her düzine için 8 bardak una ihtiyacımız vardı, öyle değil mi? Bir düzine için 8 bardak. 5, 6, 7 8. 2 düzine için 16 evet 16 bardak burada bir yerde ve 3 düzine için de 24 bardakun gerektiği için 24 ekranın biraz dışında kaldı. Şöyle aşağı kaydırayım. 25 burada olduğuna göre 16 aynen burası düzine sayısıyla gereken un miktarı arasındaki oran sabit olduğu için bu noktaları bir doğru ile birleştirebileceğimizi fark ettiniz değil mi? Sağa doğru her bir birimlik hareketimizde yukarıya doğru 8 birim ilerliyoruz. Evet, her bir düzine muffin için 8 bardak un kullanıyoruz. Evet, gelin bir tane daha. Derya hafta sonları komşuların arabalarını yıkayarak para kazanıyormuş. Peki, Yıkadığı her araba için aynı ücreti alan Derya'nın 2, 5 ve 8 araba için ne kadar para aldığı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bir bakalım grafikte ne oluyor. Grafiğe göre 2 araba yıkadığında 15 lira kazanmış. 5 araba için 35 ile 40 arası, 8 araba için de 60 lira kazanmış. İki araba yıkadığında 15 lira kazandığına göre yıkadığı araba sayısıyla kazandığı para arasındaki oran 2'ye 15'tir diyebiliriz. Evet, her iki araba için 15 lira. 8 araba yıkadığında araba sayısına ve kazandığı parayı 4 ile çarpıyoruz. Oran sabit olduğu için de koordinat düzlemindeki noktaları yine bir doğru ile birleştirebiliriz. Burada bir soru daha var. Derya 4 araba için ne kadar para almıştır? 2 araba için 15 lira alıyorsa, 4 araba için bunun iki katını yani 15 çarpı 2, 30 lira. Değil mi? Oranın sabit olduğunu unutmayın. Gelin bir tane daha yapalım. Murat komşuların evleri önündeki karı küreyerek para kazanıyor. Pekala. Aşağıdaki tablo Murat'ın yaptığı iş sonunda ne kadar kazandığını gösteriyor. Çok güzel. Bir bakalım. 3 evin önünü temizlediğinde 16 ile 20'nin tam ortası yani 18 lira kazanmış. 4 ev temizlediğinde 24 lira, 4 ev için 24 lira, oran 3'e 18'de sabit gibi görünüyor. 3 kere kar temizlediğinde 18 lira kazanıyorsa, 1 kere kar kürediğinde de 6 lira kazanıyor olmalı. Başka bir deyişle bu iki oran birbirine eşit oranlar. Bakalım bize ne sormuşlar? Soru şu, Murat aşağıdaki koordinat çiftlerinden hangisini grafiğe ekleyebilir diye sormuşlar. Bu nokta bir defa kar temizlediğinde 10 lira kazanıyor, 10 lira kazandığı anlamına geliyor. Peki Murat bir kere kar temizlediğinde 10 lira mı kazanıyor? Hayır. 3 kere temizlediğinde 18 lira kazanıyorsa bir defa da 6 lira kazanır. Bu yüzden A seçeneğini eledik. B seçeneğinde 2 iş yaptığında 2 defa kar kürediğinde 12 lira kazanır var. Evet, bu son derece mantıklı. 3'e 18 ile 2'ye 12 eşdeğer oranları oldukları için bu seçeneği seçiyoruz. Bu seçenek doğru.